Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Nvidia ekran kartınız varsa eğer yayın ayarları nasıl olmalı, en iyi yayın ayarlarını nasıl yaparsınız bunu göstereceğim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda MSI 3050 ekran kartı sahibi oldum. O videoyu da izlemediyseniz sağdan soldan çıkacak olan boncuktan o videoya gidebilirsiniz. Ben de bununla birlikte sizlere nasıl yayın ayarları yapılır bunu göstermek istedim. Lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar öncelikle öncelikle sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Nvidia'nın yayın kodlayıcısı Nvenc diye bir bölüm var. Bu bölüm normal ekran kartı CPU'nuzun dışında fiziksel olarak ayrı bir şekilde bulunan kodlayıcı ara birimidir. Bunun da en büyük avantajı bizler için şu oluyor. Eğer bir oyun oynuyorsak ve yayın yapıyorsak ya da YouTube için bir kayıt alıyorsak oyunumuzun FPS'ini düşürmemeyi sağlıyor bizlere ve daha doğru ve daha sağlıklı bir şekilde yayın çıkmamıza imkan veriyor. Bununla birlikte 1650 Super ve üzerinde Envek New adında yeni bir sürümü geldi. Bunu da zaten şimdi sizlerle birlikte OBS ayarlarını yaparken göreceğiz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca OBS ayarlarımıza geçiyoruz. OBS ayarlarımıza geçmeden önce Nvidia'nın kendi sitesinde hatta bu linki ben açıklamalar kısmına da bırakacağım. Girip bu linkten kendiniz de bakabilirsiniz. Hangi çözünürlükte kaç bitrate ve yayın ayarları ne olmalı gibi bir sayfası var Nvidia'nın. Buradan baktığımızda biz eğer 720p 30 fps bir yayın çıkacaksak eğer 3500 bitrate, 720p'de 60 fps çıkacaksak 5000 bitrate, 1080p'de de 60 fps yayın çıkacaksak eğer 6000 bitrate bir çıkış yapmamız gerektiğini zaten bu burada gösteriyor. Bunun haricinde de YouTube'a bir video upload ediyorsanız, oyun videoları çekiyorsanız da eğer eğer 1080p'de 60 kare çekecekseniz videonuzu 12000 bitrate 60 fps 1440p'de çekecekseniz eğer de 15.000 ve üzeri bitrate vermeniz gerekiyor. Aşağı doğru indiğinizde diğer tüm detayları görebiliyorsunuz. Nvidia'nın bu sitesinde zaten sizlere OBS ayarlarınızı nasıl yapmanız gerektiğini gösteren bir rehber hazırlanmış şekilde bulunuyor zaten. Biz bunu uygulayarak sizlerle gerçekleştireceğiz. Tamamen Nvidia'nın önerdiği ayarlar ile bu ayarları gerçekleştireceğim bilginiz olsun. Şimdi hızlıca OBS'ime geçiş sağlıyorum. Gördüğünüz gibi hemen sağ alttan ayarlar bölümüne giriş yaptım. Burada sol tarafta çıkış bölümüne geliyorum. Çıkış bölümünde mutlaka çıkış modunu sizde ilk kurduğunuzda basit olarak gelecektir. Bunu gelişmiş olarak değiştirmenizi öneriyorum ben size. Yine burada kodlayıcınız işlemci olarak gelecek. İşlemciniz iyiyse eğer işlemcinizden de yayın yapabilirsiniz. Fakat Nvidia'nın NVEC kodi ile birlikte farklı bir bölüm ayrıldığı için oyun performansı oyun performansınıza düşüş olmuyor. Fakat işlemcimizden yayın yaptığımızda arka planda çalışan oyunlarımız, işte programlarımız vesaire hepsi işlemcimize yüklendiği için ve biz bunun üstüne yayın performansı da eklediğimizde genel olarak sistemimizde bir performans düşüklüğü yaşayabiliyoruz. Ve Nvidia, ve kodekle de bu düşüklüğün çözümünü bulmuş oluyoruz açıkçası. Hemen kodlayıcı bölümüne tıkladığımda gördüğünüz gibi Nvidia Envec New versiyonu var. Sizde New versiyonu olmayabilir. Bu da ekran kartınızın modelinden dolayı olması yüksek ihtimal. Çünkü bildiğim kadarıyla yanlış bilgi verebiliyor olabilirim ama New versiyonu 1650 Super ve üzerinde var diye hatırlıyorum. Buradan ben Enve Codec new versiyonunu seçiyorum. Hemen gördüğünüz gibi oran kontrolü, bit hızı gibi bölümler geldi. Aşağıya indiğimizde oran kontrolünden CBR'ı ben 1080p 60 FPS yayın çıkacağım için buradan 6000 bitrate'i seçiyorum. Anahtar kare aralığımız 0 olarak kalıyor. Ön tanımlı bölümünü de kalite olarak seçiyoruz. Profilimiz high'da kalıyor. Buradaki ileri bakmayı tiklemiş vaziyette. İleri bakma kısmını tikliyoruz. Maksimum B kareleri bölümünü de 2'den 4'e çıkartıyoruz. Ve yaptığımız ayarlar bu kadar oluyor. Hemen buradan uygula diyorum. Sonrasında video bölümüne gidiyorum. Video bölümünde de temel tuval çözünürlüğü ve Çıkış çözünürlüğünü 1080 olarak değiştiriyoruz. Boyut azaltma filtresini de Lanczos yani 36 ördeğe getiriyoruz. FPS'imizi de buradan 60 olarak seçebiliriz. Ara bir FPS değeri vermek isterseniz eğer tam sayı FPS değerini seçerek buradan istediğiniz FPS değerini manuel olarak girebilirsiniz. Tabii biz zaten 60 FPS direkt vereceğimiz için ortak FPS de bırakıp 60 FPS'i seçiyorum. Sonrasında uygula tamam dediğim zaman yayın ayarlarım tamamlanmış oluyor. Ben bundan sonraki yayınlarımı bu ayarlarda yapacağım. Eğer merak ederseniz Twitch kanalımı ziyaret ederek yayınlarımın kalitesini veya geçmiş yayınlarımı izleyerek yayınların kalitesini görebilirsiniz. Eğer siz 1080p'de değil de daha düşük çözünürlükte yayın yapmak isterseniz burada da bahsettiğim gibi tüm ayarları görebiliyorsunuz. Hatta tekrar yukarı doğru geliyorum. Yukarı doğru geldiğimde işte 720p'de kaç bitrate vereceğiniz vesaire hepsi burada yazıyor. Bunların dışında bitrate ve FPS ve çözünürlük dışında yapacağınız ayarların hepsi benim bu videoda yapmış olduğum ayarlarla aynı olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Aynı zamanda size bir tavsiye daha vermek istiyorum. Burada zaten bize Nvidia'da önermiş bunu. Bilgisayarınızın game modunu açmamız tavsiye ediliyor. Bunun için de direkt başlata tıklayıp oyun modu yazdığımızda zaten direkt olarak geliyor. Oyun modunu aça giriş sağladığımızda burada görmüş olduğunuz oyun modunu aktif ettiğiniz takdirde daha iyi bir performans alacağımız bizlere söyleniyor. Nvidia ekran kartımızla yapabileceğimiz en iyi ayarlar bu şekilde. Eğer OBS ile ilgili başka pluginler veya ayarlar hakkında bilgi almak istiyorsanız kanalımın diğer videolarına da bakmanızı sizlere tavsiye ederim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.